Bu hafta konuğumuz manga! Özgür çıktı. Bana böyle bakıyor mu? Sen böyle mi katılıyorsun? Gidelim Gonca Allah aşkına. Devletim. Ha o direkt bağlı mı? Hayır ya bir dakika biz yanlış mı anladık? Sen Green Day ile tanıştın. Şaka yapıyorsun ya. Bilmeden bir servet içinde yaşıyor olabiliriz orada. 20 sene uslu durduk. Yeter artık. Bunu tekrar niye canlandırdın ki şimdi? Özgür Ghost'u falan. Backstreet Boys. Tamam sen gider misin? Fal bakmıyoruz. Cem'i bir süre sosyal medyadan uzak tutabilirsek. Yan geldim gene. Biliyoruz. Efendim hazır değilsen başlayalım da bu hafta konuğumuz manga! İlk defa böyle 20. yıl ya. Ama şimdi sen hani demin dedik ya şaka gibi falan. Ben bazen konser deyince de acaba söylemese miydik? Böyle bir şey diyorum 20. yılım. Çocuklar hissetmeseler miydi? Evet, kendini açmam falan diye. Çizmese miydik acaba 20. yılımız? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben neredeki konsere geldim acaba? Ayazağa'da Volkswagen aramayın. Bir şey söyleyeceğim. Güzel. Hakikaten böyle Barış Manço'dan sonra gördüğüm en böyle 7'den mi 70'in diye falan. Ben herhalde en yaşlı olan kısma böyle denk gelmiştim falan. Kitle çok enteresan. Çok enteresan. Evet, aslında yani 20 deyince o seyirciyi görünce de ya iyi ki bak 20. yılımızdayız ve hala kitle o kadar geniş ki en küçük 10-13 yaşında da gelen var. Gerçekten 70 yaşında da gelen var. Yani bunu 20. yılda yaşamak muhteşem bir durum. Çok güzel. Ben duygulandım. Evet daha kaldım böyle. Benim çocuğum da doğduğunda böyle. Şimdi sen ona neler dinleteceksin, neler öğreteceksin işte. O bizim seyircimiz, dinleyicimiz çocukları olduğu zaman ya da kardeşleri, kuzenleri onu yapıyorlar. O müthiş bir şey. Sonra onu konserde görüyoruz zaten. Tabii 20 yıldır geçen şeyi hesapladım yani gerçekten. İşte pandemi araya girmiş, daha böyle gezi zamanı, Soma maden patlıyor, seçimler, arada bombalamalar, şunlar bunlar. Birçok işimiz iptal oldu ve aslına baktığınız zaman 11-12 yıl falan biz adam akıllı böyle o full performans çalmışız, çalabilmişiz. Hı hı. Ve buradan hareketle de ben de şey diye öneriyorum insanlara. Yani üniversiteye girin, iyi bir ortamınız olsun. Oradaki arkadaşlıklar, network size birçok şey kazandırır. Yani kendinizi geliştirin. Bir mesleğiniz de olsun ki akabinde rahat rahat da müzik yapabilin diye söylüyorum. Ama bu bazen ters tepiyor. Bunu gerçekten şeyi anlamıyorlar. Yani sigortalı bir işin olsun vesaire falan değil de. Ya sen benim olduğum konumda olmayan bir yoldan git yavrum denmiş zannediyor. Aynen. Çünkü evet, biz yaşadık zorlukları o anlamda. Yani tabii. Bir de şeyi sordun ya biraz önce. Yani nasıl oldu, nasıl bu zamana kadar. Bizim en büyük başarılarımızdan biri de aslına bakarsanız aramızdaki o iletişimi kesmeden, dağılmadan bugüne kadar gelmiş olmamız. Yani bu önemli bir şey. Çok dağılırdık ya. Yani. Çok çünkü canın çok sıkılıyor. Yani bir anda çalamıyorsun, konser veremiyorsun. Ekip hiç dağılmadı. Daha bir kişi eksildik. DJ'miz vardı artık yok. Ama ana kadro devam ediyor. Yani. 20 yıl öncesine gittiğinizde mesela. 20 yıl öncesi bir konser sonrası ya da ne bileyim bir... Seni hesaplıyorum şu anda. Tamam. Kolektif bir duygusallık anında en çok hangi anıya ve ana çok dönersiniz? Ne bileyim bir müzik şirketinin reddedişidir bir şeydir. Ya onlar şarkı hani sözü hangi... oldu zaten. İşte Sing Your Song'da bir anlaşma imzalandı. Albüm çıkartacağız diye düşünüyorduk. Ondan sonra... Meğersem bir çocuğun doğum gününde çalacak mısınız falan diye. Öyle şeyler başımıza geldi canım. Şimdi peçeteden bomuya ve... Yani sünnette şölerinde bulduk kendimizi. Öyle şeyler de oluyor yani. Farkında olmadan. İnanılmaz. Ben de bir canlandırmada oynamıştım. Aman ne kadar güzel para veriyorlar diye. Bir konservatuar 3. sınıfta. Abi Azınlık Raporu filminin çıktığı yıl Tom Cruise'un. Benim aksiyon sahnelerim daha fazla. Ben dağdan düşüp eve yürüyerek gitmiştim yani. Oy. Koşullar zordu çünkü. Bizim zamanımız bir başkaydı. Dağdan düştüm. Eve dönerken Allah'ım sen büyüksün, yaradan nasıl bir mucize yarattın da ben yaşıyorum falan diyoruz böyle. Kayraşen Ocak falan da yönetmen devamlı gülmeyin diye azarlıyor. Ama aslında dalga geçtiğim falan yok yani sadece dağdan düşüp eve yürüyerek döneceksin denildiği an itibariyle bir şey beni durduramıyor yani doğal olarak yani. Ben dedim ki ben dalga geçmiyorum ki benimki yaşama sevincinin vermiş oldu. Hala hayatta olmanın verdiği bir kıvanç yani. Ondan sonra kamyon çarpıyor. Maalesef kolum kırılıyor. Yani böyle öldürmeyen Allah'ın öldürmediği bir projede yer almış. Öyle bir an diye sorunca benim aklıma şey geldi. Hepimiz Dikili Taş'ta bir evde kalıyorduk. Aynı evde kalıyorduk. Ha. Bütün kanallarda klibimiz dönüyor. Tam böyle o ünlü olmanın arifesindeyiz ama
evde sucuklu yumurta yiyoruz ya da ne bileyim of, aşağıya Beşiktaş'a iniyoruz. Daha çok basçımız Cem kuru fasulye pilav yapıyordu ama her hafta yapıyordu yani. Yani tam onun arifesinde o kollektif bilinç ve ünlü olma halinin tam arifesinde. Ayak öyle bir durum var. Oğlum biz mangayız demedin mi? Biz çok hareketliyiz. Biz çok zıplıyoruz. Bize yapma bu menü falan. Ama 24-25 yaşındayım. Çok iyi yapıyor. Yani çok şey. Ya öyle. Ama asıl bak bilmiyorum bunu anlatmalı mıyız da şu çatı katından çıkan olaylar şeyi falan. Aa, anlatma. Ya gürültü. Ya bizim tamam canım detay vermeyeceğim ya. Şimdi detay vermeden de anlatamazsın ki. Hayır, şimdi biz bir çakma bir dublekste yaşıyoruz, tamam mı? Böyle sonradan sonradan çakılmış bir garip bir merdivenle çıkılan tabii falan. Tabii yarı ünlülük evi işte o. Ha, tam. Aynen öyle ama böyle İstanbul'a gelmişsin dublekslı evimiz falan diye. Neyse dubleks yani 1.2 falan yani. Supleks o, ses geliyor. Ses geliyor. Odalar açık falan böyle. 10 kişi, 10 erkek falan var zaten. İğrenç bir ortam yani. Evet anladım yani. Yani devamlı bir askerlik koş yani. Evet. Kazanla fasulye. Neyse. Bir tane oda var yukarıda. Girmemizi de istemiyor ev sahibi. Biz de girmiyoruz yani hani böyle. Kilitli zaten yani. Hani zorlanacak bir şey yok. Abi aradan bir sene geçti falan bilmem ne. Sonra biz bir anahtar mı bulduk? Bir şey oldu. Gonca o odadan çıkan şeyleri yani, söyle be. Çok en masum çıkan şey kuklalardı böyle. Çok garip kuklalar. Acayip ama. Acayip kukla yani şey rüyalarına falan girer yani. Kuklalar eve o astık. O 80'lerde vardı ya bir tane kukla. Ha bir dakika bir şey soracağım. Bu korku. Evet yani korku, acayip yani böyle aletler şey, bir şeyler. Canavarca falan. Evet fotoğraflar, kuklalar bilmem ne. Ya korktuk da bakma hani. Ya biz böyle 3-5 parça eşya var diye bakarken bir anda o kukla falan çıkınca acayip tırsmıştık. Evet, sonra yani. Biz kitledik. Dedik ki biz daha çok muhatap olmayalım bu odayla. Abi bir geyik dönmedin peki giderdi. Evde yani bu. Şimdi şey gibi Esra Erol'un falan programlarında polis molis geliyor ya böyle hani aslında orada şu olmuştu falan. Gelin siz şahitsiniz evet bilmem. Evet ya. Yüzden... Getirin kuklalayı. Kuklalayı biz canlandı. Kukla arıyorduk 20 yıldır. Bizim stüdyomuzda önceki kiracıdan kalma bir tane kasa var. Of çok iyi hikaye ya. Ve açılmıyor. Bir de o var ya, ve o da şey açılmıyor. Var. Çok ağır şu kadar. Bir de bir... kasanın açılması için bayağı şöyle şey gerekiyormuş. Şöyle. Yani işte ne bileyim izin almak, işte bir noterden, işte mahkemeden karar çıkartmak falan şey yapıyormuş. Bilmeden bir servet içinde yaşıyor olabilir miyiz orada? Belki de. İçinde yani. Altın olabilir, silah olabilir, bir şey olabilir. Bunu yani... bir yapalım ya. 20. senemiz artık yapabiliriz yani bence. Ne böyle o? Bir şey yapalım. Ya Schrödinger'in hikayesi gibi yani. 20. seneye özel kasa kıran kasa manga değil mi? Kasayı kıralım. Bak arkadaş 20 sene bekledik seni. 20 sene usludur. Durduk 20 yeter sene artık. Dozutmadık. Artık bizim de hakkımız evet yani. Ya, lütfen. Biz de bu ülkede yaşıyoruz ya. Bir aksiyon yapalım ya. Bir kere halamın değil Avrovizyon ikinciliği. Ha, güzel. Tabii bu ki. Değiş hoşuma gitti. Münir Hem öyle der. Avrovizyon. İkinciliği. Kimdi birinci? Lena. Almanya. Tek başına Satellite. Söyledi böyle. Satellite tek diye bir şarkısı var. Tek başına hiç şov falan yapmadan çıktı böyle. Çıplak ayak söyledi birinci oldu. Çıplak ayak değildi ya. Keşke ayakkabı giymeseydiniz ya. Var mı? Evet. Niye bunu takılmışım ki? O değil miydi çıplak ayak çıkan? Ha, sanki böyle acayip elit bir hayat geçirmiş çıplak ayak Özgür çıktı. Özgür bana böyle bakıyor. Sen böyle mi katılıyorsun? Böyle mi konuşuyorsun programlarda? Özgür çok sen bakıyor. Çıplak ayak çıktı. Titiz değil mi bu? Nasıl? Yani çok ayak görmekten hoşlanmıyorum galiba. Titiz de. Onları hepimiz anladık. Ondan sonra da potlar geliyor. Şey oluyor yani. Adam bir kere Eurovision röportajında I am Furman dedi. Ekşi sözlükte başlık var. Furman İngilizcesi falan diye yani. Ya, böyle kamuya mal oluyoruz Furman ondan demedim, sonra. Furman demedim. Furman dedim. Furman. He is Furman, I am Oscar falan diye takılıyoruz. Niye işte beni, yani. Beni bunu tekrar niye canlandırdın? Özgür Ghost'u falan dedim. Ozgur niye böyle bir ne şey söyleyeyim? Yani programın formatı herhalde o ya kanka falan diye. İyi ki gidiyor muyuz? İyi ki gitmiyor muyuz? Şu andaki durum nedir? Ben, yani biz ben bilmiyorum sen de öyle düşünüyorsun. Gidilmesi yönünde diye düşünüyoruz. Çünkü o zaman bir şekilde Avrupa'daki önemli platformdan yoksun kalıyoruz. Ki şimdi Eurovision daha da böyle iyiye gidiyor. Daha iyi prodüksiyonlar yapılıyor. Eurovision'dan çıkan önemli starlar yine olmaya başladı. İşte Måneskin diye Danimarkalı bir grup çıktı en son. Yıkıyor şu anda İtalyan, dünyayı. İtalyan. Ya, İtalyan bir Danimarkalı var içinde pardon. Bir de orada bak biz o zaman gerçekten Türkiye'de rock müzik varı anlatıyorduk. Ya bu bize ütopik geliyordu. Yani nasıl ya? Soruyorlardı ya gerçekten. Vay rock müzik mi var Türkiye'de? Yuh! Diyorsun ama. Abi adam da bu arada bir şey söyleyeceğim. Parantez açıp yani İtalya'ya yaşanmamış bir Woodstock getirmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Ama yine de bir kitleyi alıyor. Çünkü yani benzetmekte tabii aslında şöyle bir hata var. 68 kuşağı 13 yaşa hitap etmiyordu ama onlar
Bildiğim kadarıyla daha böyle ergenliğe aynen girişte çok şeyler. Tam ergenleri yakaladılar. Şimdi Erevizyon'da duyuldular. İlk ve patlama orada. Erevizyon'dan önce de kim promote ediyordu onları biliyor musun? Sia Band. Aa. Evet. Tabii çok patladıktan sonra Pearl Jam'in menajeri grupla imzaladıktan sonra başka bir şeye geçtiler yani. Şey gibi Celine Dion gibi bir hikayeler tekrar yazılmaya başladı kısacası orada. Eğer iyi şov yaparsan o yüzden oradan yoksun olmak doğru değil. Çünkü kim bilir buradan başka bir rock grubu gider ya da bir pop sanatçısı da olabilir. Çok iyi bir şovla pat diye bir anda kendini dünyaya duyurabilir diye düşünüyorum. Kültürel anlamda bir önemli bir network orası. Çok büyük. Evet. Şimdi insanlar hep şey diyor. Bakın Osman yani Yağmurdere'de geldi şu anda. Sebebini biliyor musun? Yarışmanın yapılma sebebini biliyor musun? Neden Erevizyon diye bir yarışma var? Neden var? EBU, European Broadcasting Union, uplink hatlarını her yıl bir eventle kontrol etmek istiyor. Bunu da bir müzik yarışmasıyla yapalım diyorlar. Yani yarın öbür gün bir 60'lardan 50'lerden bahsediyoruz. Dünyada bir felaket yaşanırsa, felaket olursa Avrupa'daki ülkeler birbirleriyle iletişime geçebilecekler mi? Çünkü test etme için. 3G yok, 4G yok, 5G yok, uydu yok vesaire, her şey karasal yayın olduğu için o dönem kontrol etmek istiyorlar. Bunu da en iyi şarkı yarışmasıyla yaparız canlı bağlantı olarak. Yayını. Yani o işte 90'ları falan düşün, bütün kameralar vesaire falan bağlanıyor birbirine, ülkeler bağlanıyor vesaire falan. Bu çok acayip bir şey ve spor olayları dışında da yarışmalar, olimpiyatlar ya da ne bileyim NFL falan gibi büyük eventler dışında da havlu oldu. En çok izlenilen ve spor eventi olmayan müzik programı. 17 tane kamerayla işte backup sistemleri hazır bir şekilde acayip bir teknolojinin kullanıldığı. Çok ciddi alınıyor ya orada. Çok büyük bir event yani. Gidelim Gonca Allah aşkına. Sen ya he dersen bak bu iş olabilir. Arkadaşlar neden gidilmiyor bu Erevizyon'a? Bunu gidelim ya. Bunu ya çözün yani bunu. Devletim. Ha o direkt yani bağlı mı? Bak devletime nasıl seslendirir. Orada bağlı mı direkt? Tamam. TRT oylamanın haksız olduğunu söylüyor. Yani hadi ne olur. Ya oylama haksız diyorlar falan filan da aslında altında yatan neden şey. Nereden önemli bir tanesi. Biz oranın önemli bir ülkesiyiz. Ve gerçekten de yarı finalde artık bizim olmamamız lazım. Ve anladığım kadarıyla ciddi paralar da ödeniyor. Biz aslında kurucu üyelerden biri olmamız lazım artık orada. Artık kardeşim bizi niye yarı finale sokuyorsunuz? Bizden niye bu paraları talep ediyorsunuz? Oylama sisteminde niye bizim de lafımızı dinlemiyorsunuz? Ha, birilerinin asabını bozmuşlar. Bozuyor. Yani öyle çok da hadi canım Erevizyon'da olmayalım falan gibi böyle çok bir neden, önemli nedenler. Bir nedeni var yani. Var. Önemli bir nedeni var. Var var. Ama yani bunlar aşılamaz mı? Bence aşılabilir yani. Aşılabilir. Evet. Bence de yani. Sahneye çıkışla ilgili oradan bir anı anlatır mısın? Sahneye çıkmadan yarı finalde bizim dansçımızın kasketi kırıldı. Ulan tahmin ettim ya. Düşen var mı diyecektim şimdi ya da bir şey olan. Tabii tek bile yedeği de yok. O kas kırılınca o da bütün şov ona bağlıydı. Ama arkada böyle heavy metalci abiler vardı. Bütün Erevizyon arka ekibi şey metalci. Oslo'daydık biz. Oradaki bütün herkes yani milli sporları metal zaten Norveç'in. O yüzden çok sevmişlerdi bizi. Bizi de çok sevdiler. Oğlum size acayip bir ışık yapacağız işte falan. Kaskımız kırıldı. Hiç merak etmeyin dedi. Aldılar. 2 saat sonra geldi bakıyoruz döndürüyoruz falan. Anlamıyoruz ya. Ve ben hala anlamadım nasıl yaptılar onu ya. Bir şekilde lehim demişler bilmem ne. Sonra şovu kurtardık yani. Viking'in gücüne geldi. Viking'in gücüne. Tabii canım. Peki bir de MTV ödülü var. Evet. Best European Act 2009. 2009 zaten onu yine o ben de Bendeniz'de kalmışım abi. Ondan sonra ben de yokmuştum. Evet böyle bir şey vardı. İncirlik'te yaşıyorduk biz de dünyadan uzak bir hayatta. Bir tek Türklerin şeyi vardı. Bendeniz çıkacak. Neye çıktı MTV ya? Türkiye ilk geldiği zaman. Ha MTV Türkiye. Doğru diyorsun. Bu kadar kalmış MTV Türkiye ilk geldiği zaman. Doğru diyorsun. Klip evet yayınlanacak vesaire. Türk kliplerde yayınlanacak diye öyle bir evet, şey hatırlıyorum evet ben de. MTV'nin ödül töreni oldu ve orada ödül aldı. Berlin'de yani asıl MTV müzik ödüllerinde ödül aldık. Backstreet Boys verdi ödülü ya bize. Here is for best European act from Turkey, Manga. First of all, we'd like to say hello to the guys back home. This is yours. As the Turkish director Nuri Bilge Ceylan said in Cannes Film Festival, to our beautiful and lonely country. Thank you. Geri dönüşleri sahneye zaten. Neden geldiniz dedikleri zaman? Öyle çıktılar. Biz bir de albüm kayıtlarında ben şarkıları bitirdikten sonra makara olsun diye Backstreet Boys gibi böyle şarkıları birkaç nakaratını söylerdim tamam mı? Onlar gibi falan böyle benzeterek İngilizceyi, Türkçeyi boza boza. Abi sonra bir gittik size ödülü sürpriz olarak Backstreet Boys verecek dediler. Dedim ben yani gülmemem lazım filmden. Seviyorum da adamları yani hani dalga geçin diye bu durum yoktu ama böyle
sağ olun falan diye aldık. Ben de parası ucuz diye İngilizce kursuna gideyim. 2013 mi 14 mü öyle bir şey. Auckland'da bir Airbnb'den bir ev tuttum işte 6 ay falan kalacağım. Olabildiğince ucuz seçmem lazım evi. Bayağı da bir zaman geçecek orada falan. Green Day stüdyosunun yan evini kiralamışım. Hadi be. Sokakta mahallenin ucuz greyfurt ve vodka'dan yapılan yani o nedir ki ama işte herkes ona hayran bir büfesi var. Amerikalılar yani doğal. Evet yani greyfurt falan ya. Vodka'ya her şey evet. Katabildikleri için. Aynen aynen öyle. Ya onun bir sebebi de şey ama onu da söyleyeyim. Texas Austin'de biz South by Southwest'e katıldığımız arabada içebilmek içebildiği için. Tek şey o. Bizim ev sahibi de sürekli... Onun vodkası da özelmiş herhalde galiba. Çünkü ben bayağı dedim bu Türkiye'de yapılır mı? Birilerine soruyorum böyle Amerika'da yaşamış falan. Yok ya onun bir vodka bir markası var diyorlar. Greyfurt sıkılıyor şimdi aklım almıyor. Bir de bin koca dilim greyfurt veriyorlar yanında. Hani artık... Ekşinin de ekşisi. Hani şekerlen diye. Hani anlatsın evet ya. Ekşinin de ekşisi bu arada yani. Bayağı denk geldim falan. Bir süre böyle komşuma Green Day bilmiyor musun falan. Bir iki tane şarkısını biliyorum dedim. O kadar yok bende yani. Beni çok sevdiler. Ödevlerime yardım etmeye falan başladılar. Çünkü, kim Green Day mi yardım evet, etti? Evet ben çünkü yok sen bende. Sen Green Day ile beraber mi takıldın? Ödevi yaptım. Hayır ya bir dakika biz yanlış mı anladık? Sen Green Day ile tanıştın. Evet grupla resimlerimiz tanıştın var. Sonra Hürriyet'te yazdığımda böyle koydum işte bayağı grupla. İnanamıyorum çok iyiymiş. Ödevlerimi şaka yaptılar. Yapıyorsun ya. Hatta ve Greyfurtçu'da mı tanıştınız? Ve Greyfurtçu'da tanıştık. Sonra dedim ki ben hani hemen orada dediler biz buralıyız yani biz Auckland'lıyız dedi adam. Biz buradan çıkma bir grubuz dedi falan. Ben böyle bir anda Auckland'da oldum yani. Çok vokalist ya. Billy mi yoksa Trey Cool mu davulcuları falan hepsiyle tanıştınız o hepsiyle tanıştım. Aa süpermiş. Kimi sevdim bir? Eşi kanser olan sonra bir tek orada döndüm geçmiş olsun. Mike mıydı basçısı mı sarışın? Ben isimden hiç bilmiyorum. O yani o en kraldı. O bayağı şey. O bizden. Hani o içip işte benim hatun ödül töreninde bana o gün yapmaması gereken bir şey yaptı falan dedi. İçince dedim ki ooo bayağı da pazarına geliyor bu. Bizim benim yani. Yemekte geliyor yavaş yavaş. Ondan sonra bayağı böyle o kadar çaresiz yani benim İngilizce öğrenmem çok lazım, iyiymiş. Bir şey yapmam bir lazım. Bir şey anlatmayalım, Gonca anlatsın direkt Green Day'li olan maceraları. Çok iyiymiş. Benim maceralarım o anlamda hani gayet enteresan. Korna Total'in tepesinde makarna yerken Scorpions ekibine denk gelip gene ben İngilizce sökmeye çalışırken ekip dur ya biz de sana şey yapacağız Allah diye gecenin Allah sonunda siyamet biliyor ekip bana Polonyalı o yeni basçıları Polonya halk dansı yapıyor falan filan. Bir iki yan masada Deniz Seki oturuyor falan. İşte bu da Scorpions. Ben çok çaresizim bana diyorlar bizim ki. Bizim Scorpions. Bize Türkçe şunu öğretsene Gonca falan diye. Böyle yazıyor musun? Yok canım, benim ne en ya? Enteresan karşılaşma şey. Ben bir zil firmasına danışmanlık yapıyorum. Enstrüman Fuarı'na Amerika'ya gittik. Akşam partiler var. Partilerden birinde adamın tekini gördüm. Üzerinde Dubioza Kolektif tişörtü var. Dubioza Kolektif'i de ben çok severim. Bunlar boşnak bir reggae grubu. Ska punk grubu. Gittim yanına. Hayırdır birader dedim. Sen nereden biliyorsun bunları dedi. Arkadaşım bunlar biri. Benim de arkadaşlarım dedim. Davulcuları Senat vesaire falan. Aa dedim sen kimsin dedim. Ben dedim Billy Gould dedi. Faith No More'un basçısıyım dedi. Peki ben sana görüp bir tane arttırayım mı mesela bu olayı çok iyi Sertap bilir. Şimdi Sertap'la biz işte A Star Is Born filme gittik falan beraber seyrediyoruz. Yeni evlendiği zaman mı çıkmıştı o Emre'yle tam hatırlamıyorum filmin zamanını. Bradley Cooper değil mi? Bradley Cooper. Lady Gaga. Aynen. Bradley Cooper'ı seyrederken galasına arkada o zaman ben anlamıyorum tabii. Galasına mı gittiniz? Yok. Ha ne? Dur ama ben arttıracağım. Geri hazır ol. Yani, geliyor benden. Geliyor. Gaga orada mıydı yani? Şöyle bir şey oldu. Sertap'la biz yan yana şey yapıyoruz. Böyle Sertap'la konuşurken dedim ki ay Bradley'i geç de arkasındaki adam çok yakışıklı dedim. Sonra durdum izledim dedim ki Sertap bu filmin müziklerini bu adam yapmış olabilir mi dedim. Niye öyle söylüyorsun? Ya dedim Sertap devamlı bu adamın yakınına geliyor kamera. Burada bir anlaşma var dedim yani. Bu başka bir şey dedim yani. Bak göze bakar mısın? Biz çıktık. Çok yakınla çok kesmiş. Yani niye o kadar kesersin ki eğer grup değillerse dedim yani adam. Hikayede de öyle bildiğim kadarıyla. Aa Lucas Nelson. Willie Nelson'ın oğlu. Kestik 3 ay sonra. Gonca ona ulaş ve Lucas Nelson Şule Çet cinayetini paylaştı. Aa. Benim onu paylaştığım zaman onu tabii Instagram'da hani çeviriyor. İngilizceye bu hikayeyi öğreniyor. Takipleşiyorsunuz. Hikayelerini paylaşıyorsunuz. Ondan sonra besteler yapmam lazım
takipten çıkıyor. Sonra mailini, telefonunu veriyor. Diyor ki Gonca her buralara gelirsen her zaman aa falan filan. Sonra ben de o hikayeyi yazıyorum o İngilizcemle. Sonra böyle devam ediyorum ben. Debra Winger'a ulaşıyorum. Ece Temel Kur'an'la tanıştırıyorum falan filan. Benimki şeye kadar ferman. Sevdim, ulaştım. Gördüm tatlıymış. Eyvallah deyip bu kadar yani. Yani ben onu tanıyorum. Ben Ferman'ı tanıyorum hissi var bende biraz böyle Hollywood şeyine karşı. Tanıyınca da dozunda böyle hani sevebilmek ha. için ulaştım iyi günler şeyi var yani. Ay. Evet öyle filmde bir şeye çıkmıştım. Vay be çok iyiymiş. Sertab'a mesaj atmıştım tabii hemen. Ne, ama nasıl dikkat etmişsin? Saçmalık bak artık falan diye. Bakacağım çok merak ettim. İzlemek istiyordum tekrar. Bak şimdi bir daha izleyip bakacağım o şeyleri açılığı. Siz çıtayı albümde... çok yükselttiniz. Neyi? Ya. Çıta... Michael Hasselhoff'u gördüm lan ben de. Peki yazmışlar efendim. Tüm albümleriniz arasında benim için yeri ayrıdır dediğiniz albüm Mango Grubu'nun. Ya bizim için çok ayrıdır abi. Çünkü ilk albüm Şehri Hüzün ya değil mi? Senin için... Bu şarkıyı nasıl yazmışız be, nasıl yazmışım be falan. Bu duyguların böyle en çok konuşulduğu albümünüz hangisi? Benim Şehri Hüzün ya. İkinci albüm yani. Ben de hep asıl çıkışı yaptığımız için hep ilk albüm diye düşünüyorum. Hmm. Şarkı olarak da yani Alışırım Gözlerimi Kapamayı hepimiz çok seviyoruz. Üryan Geldim benim özel sevdiklerimden bir tanesi. Sen bunu söylemiş miydin yoksa? Ya sürpriz yapacaktım ben ya. Hayır söylemedim. Sen Üryan geldi mi söylemedin? Sen beni aradınız ya. Levent'le beraberken arabada seni aradık biz. Ben o gün sana bunu anlatmadım. Bizim Üryan geldi diye parçamız var aslında. Ama benim dediğim Cem Senin Karaca dediğin Cem değil. Karaca değil. Ama hayır. Benim şu anki şokumu sen o kadar iyi anladın evet, ki yani. Evet tabii. Ama onun ya, da sözler şey işte Karacaoğlan mıydı? Ben, aynı sözler. Evet. Üryan geldi. Evet. Unutturdun şimdi. Yolda çalıştım ben ya. Sana sürpriz yapacaktım. Cem Karaca'nın Üryan geldiğini söyleyeyim. Bak, ya bir şey soracağım. O kadar şey ki yani Üryan gel öyle bir şey. 6-8 yıl sonra bir şuradan bir yerden bir açabilir misiniz? Üryan geldim gene. Üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım var. Bir hemşin can talep eyle. Meye dermanım var. Benim can vermeye dermanım var. Vay be. Evet ya ay. Çok güzel söylemiş ama. Oha çok güzel olmuş. Bu ohayı böyle bir takım emojilerle abarttım burada oha. Ben çünkü hare falan çıksın yani böyle. Oha çok güzel olmuş. Özgür sen evli misin? Evliyim. Çocuk var. İki tane oğlan var. Ellerinizin öper. Biri 11, biri 14 yaşında. Oo. Peki aynen. Manga tarihinde tanışıldı falan. Tabii. Benim ortaokul arkadaşımdı. Aynı üniversitede denk geldik. Daha sonra 2002'de çıkmaya başladık. 2006'da evlendik. Ne bölümü üniversitede? Onun mesela. Ben astronomi okuyordum. O biyoloji okuyordu. Astronomi okuyordu. Astronomi uzay bilimleri. Hadi sor. Hadi sor bakalım neler geliyor. Ya durun hocam, şimdi bir dakika. Sor gitsin. Sen gider misin falan diye. Fal bakmıyoruz. Harita işte... Harita çıkarmıyoruz. Hiç öyle bir şey benim yapacağım. Kaçıncı evim? Bir de böyle şeyler. Benim evim neresi? Genel kültür olarak biliyoruz ama inanmıyoruz çünkü öyle bir şey yok. Peki, dünyanın düz olduğuna da inanmıyor bu ya. Bak 3 tane favorim var. Dünya düzcüler, işte 5 aile yöneticiler. Astrolojiye de inanmıyorsun. Yani. Hayır, yok gerçekten abi, bir şey olsa bir de UFO. Hakikaten. UFO hikayesi. UFO'ya inanırız hocam. Annemle asla yan yana gelmemelisin. UFO'lar. Benimki de aynı. Bilmem ne. Benim anneme göre Allah'tan beni doğurduğunu kabul ediyor. Beni kimse getirmedi. Yemin ediyorum ya. Allah'tan kütüğüm annem yani. Benim yerim belli. Yoksa iki sinirlenmeye beni de uzaylılara verir. Seni aslında. O bizim UFO'cu abimiz var ya annem onu takip ediyor bu ya. Tabii benim... Haktan abi. Benim de hoşuma gidiyor ya. Senin annenle mi o? Takip haktan, ediyor. Benim haktan Allah'tan babam değil onu da biliyorum. Yani haktan sabah akşam haktan yani. Haktansız geçmiyor. Arkasında kitaplık olan bütün spiritüel konuşmacıları izliyor benimki. Ya. Babam emekli olduktan sonra Bursa'da yaşadık. Bursa'da çok vardır bunlar. Acayip bu şeyler vardı eskiden. Dünya Kardeşlik Birliği, fasiküller. Allah Allah. Mevlana evet bak. Ya. Değil mi? Üçgen şeyler. Ekip vardı bir aralar. Bir ekip vardı öyle. Uzaylı geliyor.
sana bir takım evrenle ilgili bilgiler veriyor. Hmm. Fakat Mevlana'dan bahsediyor falan. Yani tabii, şimdi o uzaylının da canı sıkkın. Ben, ona, yani dertli, bir Gülben Ergen bir uzaylılar dertli. Şu Mevlana'yı bir rahat bırakmadılar. Yemin ediyorum ya. Her sinirlenen Mevlana'dan giriyor ya. Ne olursan ol, olursan ol. E kabul etmiyorsun işte. Nedir bu direniş? Sen de babasın. İki çocuk. Aynı. Erkek. Erkek 8-6. 8-6. Herkes evli mi? Yani... Hayır değil. Cem evli, Ferman evli, ben evliyim, Yağmur evli. Cem evli mi ya? Evlendi mi onunla? Oğlum nikah şahitini ben yaptım. Ha doğru. Seni de nikah şahitini ben yaptım. 20. yıla özel ilk unutkanlık. Bana da buraya bir hare yapabilir misiniz? Evet. Buraya Ferman'a da bir hare yapacağız yani. Cem'i bir süre YouTube'dan, sosyal medyadan uzak tutabilirsek... İzlemesin diye. Peki çocuklar manga hayranı mı? Manga dinliyorlar mı? Dinliyorlar. Bizimkiler bayağı birkaç parçamızı ezbere hatta kızıyorlar konserde bazen. Niye çalmıyorsunuz bu parçayı? Peki manga sizden? Kardeşlikleri var mı çizim? Evde bizim manga çizim kitapları da var. Çiziyorlar. Onu sorun değil mi? Evet, manga artistik çizim. Bir şey var mı yani? Böyle takipleri var mı? Şey yapıyor. Ona güzel bir kitap aldım. Manga karakterlerinin nasıl çizildiğini öğreniyor şimdi. Bir ara öğrendi, bıraktı, sıkıldı tabii arkadaşların konsantrasyonu. İnanılmaz bir furyo. Sizin sayenizde benim yani konserlerde de apayrı gördüğüm. Buraya biz Reç Kol'u aldık konuk. Yani o da büyük mangacı ve mangacı ve mangacı. Ay, süpermiş. Yani böyle karakterler şeyler falan. Biz öyle bir hatta Reels yapmıştık. Benim asla anlamadan bir süre bakıp isimler de geçince bir süre sonra beni buradan Şişli Etfal'e götürüyorlar. Etkol devam ya ediyor. Bir de o... Sen seviyor musun çizimleri? Yok. Mangalarda şimdi karakterler giriyor çıkıyor. Atıyorum One Punch Man'i takip ediyoruz. İşte 22. kitaptı şimdi. Benim oğlanlar zaten takip ediyorlar. Bir karakter geliyor çıkıyor. O karakterin özellikleri onlar anlatılıyor. Onlar üzerinden bir geyik dönüyor. Aynı bunu falan. Yaşadım. Yani... Bunu ya şimdi bilmeyen... Bu kadar geniş çaplı bir şeye ancak maruz kalabilir ya. Ben de o kadar. Bilgisizliğin öyle bir şey var. Hani benimki maruz kalmaktı yani şöyle. Çünkü dedim ki wow bilmediğim bir dünya tabii, var. Tabii. Ve bu dünya algoritmasındaki duygu durumları da çok başka. Şimdi bununla ilgili daha böyle diziler vesaireler çok yapılıyor dijital dünyada ama onlar için. Ve onlar da çok kalabalık bir. Yani sadece Japonya yeter zaten yani. Evet, hani evet, bütün... Bir etkileşimi havaya uçurmaya yani. Ama Türkiye'de de var özellikle genç 20-25 böyle şeyden rap şarkıcılardan bahsediyorum. Kendi çocuklukları, sosyal hayatları yani. Dolayısıyla hani bir takım idol isimler. Onlar için Teoman duymazsın mesela manga duyuyorsun. Onlar başka bir şeyle evet. büyümüş Çünkü yani. Çünkü bir de biz... Benim bildiğim şeyi biliyor ve görüyor duygusu var sizin grupla ilgili. O jenerasyonla. Evet, evet. Ha. Yani çünkü onlar da rap yapmak istiyordu. Bizim müzikte rap her zaman vardı. Biz de şarkılarımızı televizyonda, radyoda döndürmekle çok zorlanıyorduk. Bakma yani hani bir kadın çizeceksin destek görmeye başladı. Sonra herkes sevdikten sonra biz aslında rap rock şarkılarını bir şekilde ya hadi kral döndürür müsün? Okey tamam. Power hep zordu. Hadi olabilir mi? Dream döndürürdü ama zordu. Onlarınki daha zordu yani. Rap'e karşı acayip bir katılık vardı her radyoda ve her televizyonda. Bu çocuklar en az 10-15 sene belki de 10 sene beklediler içlerini dökmek için yani hani. Hı hı. Şimdi doğru söylüyorsun. Sosyal medya... Biraz mango sansürü kaldırdı gibi algıyı... Bir şeyi yıkmaya çok mücadele ettik yani. Tek de değildik. Ama zaten felsefesi tam böyle İngiliz punk şeyine yakın bir şey olduğu için... Hani yıkmak ve yeniden inşa etmek tarzına yakın bir felsefe olduğu için... Evet çünkü bir müzik var, bir söyleyeceğim bir şey var. Onu da bir şekilde döndürmek, medyada yer alması gerekiyor. Sosyal medya yok çünkü zaten. Ya Ankara'nın ortasında, kolejde, İngilizce eğitimle büyümüş, Batı kültürünü bilen ama bir şekilde kendini müzikal olarak ifade etmek isteyen insanlardık biz. Yani çok böyle manifestovari, işte şunu yıkacağız, bunu yapacağız gibi bir durum çok fazla yoktu ama mesela Selim Serezli o dönem bizim çıkışımızla alakalı müzik değişiyor ve mangamonun büyük bir parçası olacak diye bir ifade içine girmişti. İddialıydık yani. Evet iddialıydık olmak ya. Olmak gerekiyor çünkü. Evet evet yani iddialıydı. 24 yaşındayken zaten buradan, iddialı olmaktan başka şansın. Buradan başka yani. Gruplar da geliyor. Buradan başka bir nesil geliyor. Buradan başka bir su akacak durumu. Tabii, tabii. Evet, o bir arktı. Ya ondan sonra artık bir dere yani bir şey böyle aynen böyle öyle. Büyüdü yani aynen o ark değil mi? Öyle birkaç yıl yani bizim gibi çıkış yapmış ekipler de kendilerine şans İlk buldular. Çocuk abi işte ilk çocuk hep çeker. Tabii tabii. Manga öyle oldu yani. Tabii. Türkiye'nin ilk çocuğu oldu yani. Bu tarzda bu şeyde yani bir ilki oldu. Ya ve... Doğru söylüyorsun. Bazı şeyleri çok erken yapmışız mesela. O tip şey yaptığımız şeyleri o zaman anlatamıyorduk. Böyle bir sesle ve bu müzik tarzıyla tamam Göksel ama Yıldız Tilbe falan böyle enteresan düetlerle sonra hop oradan sıyrılıyorsunuz. Türkü,
Yani bir evet, Anadolu evet. Hikayesine dalınıyor. Hiç korkmadan oradaki denedik özel... ya. Hala da öyleyizdir müzik konusunda. Yani çok denemeyi çok severiz yani. Elbette abi ki. Abi üretim oyun alanıdır ya. Aynen yani öyle. Hani hakikaten denersin. Hatta olmadı bu galiba demek de keyiflidir. Olmamış da ömrüm boyunca senin de gelir. Tabii, hani tabii. Müzisyen asla utanmaz ki kendi olmayışından. Aynen yani öyle. Hani hikayenin 20 yıl gelmesindeki en güzel şey başarıyla birlikte çıkılan merdivenler değil. Bazen muhteşem yuvarlanmalar yani aşağı. Tabii. Hani tabii canım. Yani. Bir daha çıkıyoruz. Kolun iyi mi? Senin bacağın iyi mi? Tamam hadi bir daha çıkıyoruz o zaman. Mevzusu tabii. Yani. Yani böyle uzun 2-3 sene 2 albüm arasında böyle çok ciddi bocaladığımız zamanlar var yani. Çok çok güzel ifade ettin onu. Doğru evet. Bir tespit o. Evet, evet. Kesin. Yani o görkemli yenilmeler vesaire falan. Çok evet. Güzeldir abi yani. Yani. Hani... Doğru güzeldir işte. Yani ondan bir şey yaratıp bilecek kudret varsa içinde inanıyorsan evet. Hala kendini. Bir şey vardı Dino Buzzati'nin galiba bir yazar çok sevdiğim örneği vardı yani merdivenleri tersine çıkan bir su damlasının hikayesinden bahseder başarıyı anlatırken yani. Bazen böyle yukarı doğru düşen damlalar da vardır der yani hep aşağı doğru düşmez yani. Doğru. Evet. Bir bakarsın o damla merdivenleri çıkıyordur aslında küçük küçük. Biraz hikaye böyle. Sen de eşinde kitesurf şampiyonasında mı? Türkiye'de evet bir kitesurf şampiyonasında onu surfçu sandım. Surfçu sanmışsın onu. Aynen. Sonra ilk ne dediğini hatırlıyor musun ona? İlk bilmiyorum ya o birazcık komik oldu çünkü ben onu böyle sörfçü falan sanıp böyle bir yanlamaya başladım. Bakmaya falan başladım böyle. Ama İnşallah. Sonra ilk cümlen olmadığını anladığındaki cümle değil. Hayır tam gidip yanına bir şey söyleyeceğim. İyi ki dememişim. Sonra arkadaş beni sahneye çağırdı. Vay dedim şimdi tamam sahneye çıkıyoruz. Oradan ben tavların hesabına girmeye başlıyorum. Unuttun kafanı. Sözleri. Tabii ki unuttum. Şarkıyı söyleyemedim. O da demiş ki kim bu salak? Ne demiş? Kim bu salak demiş. Ay çok güzel. Çünkü şey rock müziği çok seviyor falan. İyi dinliyor. Biri çıktığı zaman hemen merak eder. Oraya çıkmışım. Kendi şarkımı söyleyemiyorum. Böyle he falan damgaya veriyorum durumu. Kim bu salak demiş. Yanındakiler de dur ya. İşte bilmem ne şu bu. Öyle bir tanışma hikayemiz var yani. Nasıl oradan peki? Sonra oradan ya dedim şimdi kendindeki yapma. Hangi karizmayı hatırlatarak tekrar ilişki şimdi tutma. Yapma dedim bak. Ama çocuklar da yardım ediyor. Ya işte o MTV müzik ödülü aldı bilmem ne. Sonra Erevizyon'a çocuk gibi. Erevizyon'a katıldık biz ama dedim. Ay çok güzel. Dedi. Çünkü onların orada Erevizyon'un şeyi lokal Erevizyon yapıyorlar kendi içlerinde. Seçmeleri öyle yapıyorlar. Anladım. Ha yani iyi dedi onların falan. Onların donör döllenmiş yani. Artık şey Erevizyon tüp bebek yapılıyor yani. Tabii bir sürü şeyleri. Ha iyi süper falan. Orada da sallamadı. Neyse sonra arkadaşların yardımıyla falan. Ha ben mimarlık okudum deyince ha falan böyle konu birazcık da falan. Mekanik şey. Tabii ben sürekli kendimi bir anlatmaya çalışıyorum yani. Yani az önceki şarkıyı unuttuğuma bakma demek bakma. İçin neler anlatmışsındır ya. Of. Ama arkadaşlar kurtardı ve sonra başladı. Vallahi çok güzel bir yardımlaşma olmuş gerçekten. Çünkü iki çocuk oldu sonra yani. Ben de gidip şey derim. Betina sen de yani hani salaktı bu şimdi. Sana yakıştı mı yani bir şarkı? Aynen öyle. Bizi oyaladın yani tabii orada canım. Havalı havalı. Aziz Üstün hikayesini soracağım. Söylüyoruz. Aziz Üstün hikayesini soracağım. Anneannenin babası. Evet. Ve Aşık Veysel'le yakın arkadaş. Aşık Veysel'le arkadaş. Çünkü Aşık Veysel'in köyü bizim köyün yanı. Hangi köy burası? Aşık Veysel Sivri Alanlı. Sivas, Sivri Alan. Tamam. Şarkışla bölgesi. Biz de Ortaköy. TRT Müzik'le ben bir belgesel program yaptım 2-3 sene. Kulaktan kulağa diye. Orada her ile gidip oradaki yerel sanatçılarla birlikte türküler kaydediyordum. Sonra onları, of çok güzel. Çok zevkliydi. Sonra onları çok güzel. Düzenliyordum. Orada da tabii Sivas'a da gideyim istedim. Bizim köye gittim. Anneannem de orada. Anneanneme çiğ köfte yaptırırken bir yandan ona böyle işte anlat anneanne falan yapıyor. Böyle bir bölüm çektik. Sonra tabii daha detaylı dinlemeye, daha kulak vermeye başlayınca ya dede işte onlar arkadaş. Birlikte bak birçok türküler yaptılar. Kayıtları var. Daha çıkmamış kayıtları var. Büyük yani Aziz dedemin daha çıkmamış kayıtları var. Sonra dedem Aşık Veysel kadar popüler değil, bilinmiyor. Ama hani o yörede türkü camiasında aslında biliniyor. Ben de kendime böyle bir şey edindim ya acaba dedemin çıkmamış türkülerini yeniden düzenleyip hani, nasıl temas ederim ben bu hikayeyi? Nasıl temas ederim? Belki hani daha çok bilinmesine bir faydam olur mu diye hem kayıtlar yapmaya başladım, hem hikayeler yazmaya başladım. Veysel ve dedem diye şimdi bir hikaye yazmaya başladım. Çok güzel. Herkesle, o yöredeki herkesle röportaj yapmaya başladım. Daha onu devam edeceğim. Etmem gerekiyor. Çukurova'ya dedeler çalışmaya giderlermiş Sivas'tan. Mesela Çukurova pamuk tarlalarını. Hı-hı. Orada acayip hikayeler var. Şimdi ben onlara kendi böyle kurgusal bir şeyler katarak... Bu da bizim Mississippi'miz.
Bu da bizim bluesumuz ama yani blues, doğru. Kesinlikle. Blues yani. Aynen öyle. Yani Mississippi John Hurt gibi bayağı Aşık Veysel, yola, Aziz Üstün falan. Yola düşüp aynen öyle böyle doğaçlayarak, yazarak, üreterek, kahvelerde çalarak, kültür merkezlerinde çalarak, fotoğrafları falan. Senfoni konserinde dedenin şiirini yap. Onun bir şiirini besteledik. Eleman diye onu çaldık. Çok güzeldi, evet. Sağ ol ya. Aa, sen onu çok sevdin. Hatırlıyorum, sonra geldin. Ne güzelmiş bu diye. Öyle yani, elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Yani ne acayip bir şey değil mi? Türkiye'ye girdiğin zaman da hani bu akışa baktığında Manga başladı ve ilk rap'le özdeşik bağ kuruluyorken aslında Ferman'ın içinden aynı koşuldan başka bir durum çıkmış oldu. Tabii. Ve sen orayı benim bildiğim bu 20 yıllık hikayenin sonuna doğru, son 5-6 yılında özellikle daha baskın görebileceğimiz bir yerden bu tarafta geliyor. Böyle bir tabii. güzel bir hikaye bu aslında yani. Oraya da dokunuyor, buraya da dokunuyor. Tam bir oyun alanı şeyine çevirdiniz yani. Bu Manga hikayesi kendi kemendinin içinde böyle onu da deniyor, bunu da deniyor, şunu da yapıyor falan gibi. Peki bir saygı albümü geliyor mu? Ne yapılıyor? Şu andaki çalışma ne? 20. yıla... Ha, bizim için mi? Ha, yok. Ama böyle çok sevdiğimiz yeni nesil gruplar var. Bir şey muhabbet dönüyormuş yani. Ya hadi birlikte bir şey yapalım, bir şarkı yapalım. Biz de şimdi diyoruz ki acaba birkaç tane eski şarkımızı seçsek, onlar yeniden mi yorumlasa, biz onlarla birlikte mi yapsak? Düşünüyoruz yani. Çok güzel. Aslında onlarla gördüğümüz zaman da müzisyen arkadaşlarımızı soruyoruz ne yapsak diye. Kafamızda öyle saygı albümü şu anda yok yani. Şu şarkımızı şu sanatçı seslendirsin isterdim diye içinden geçirdiğim bir şarkı olup olmadığını sorar bizim Yüce Z kuşağı editörlerim. Şey içimize çok kaldı ya. Müslüm Baba. Yani Müslüm Gürses gerçekten bir parçamızı kabul etse de ya söylese ya bizimle birlikte söylese çok istedik ama tanışamadık da hiç. Sonra rahmetli oldu. Bir tek onu hatırlıyorum yani en çok isteyip de yapamadığımız. Şeye çok sevindik. Ümit Besen Beni Benimle Bırak parçamızı yaptı. Onu böyle çıktı bir rock festivalinde o müthiş klavyesiyle falan. Onu böyle rockçılarla birlikte söyledi. Çok acayip bir andı o yani. Böyle abi çok... Beni benimle bırak. Tabii ki kendi gibi yani. Seyirci de eşlik etti. Çok güzeldi o. Abi gerçekten o yani Bursa'da Ümit Besen ve benim çocukluğumda teyzemin arkadaşları eve gelip o Ümit Besen dinleme şeylerini o bir şey tarikat buluşması gibi yapılırdı. Biz seansları. Ümit Besen o vatkalı kazaklar gerçekten nohut rengi çoraplar ve böyle şey. Tabii o bir ve o oda o odadan böyle tövbe yani kefen gibi bütün koltuklardan beyaz çarşaflar kaldırılırdı Ümit Allah. Besen için biz de onun sayesinde koltuklarımızı görürdük biraz yani hani salona sokulmazdık ya. Tabii Cengiz Kurtoğlu dinleyen anneler vardı odaya almayan böyle kendi başına. Evet ya. Abi inanılmaz bir şey. Peki bu 20. yıl şerefine bir şey düşünülüyor mu acaba diye. Ay ne kadar güzel olur. Bütün böyle konser görüntülerinden oluşan yani bir documentary tarzında. Ben düşünüyorum. Evet bu çok güzel bir şey. Buna açız. Ya bizim 2009'da benim çektiğim belgesel vardı. Böyle 130 kaseti falan ben bir editledim. Oha. 1,5 sene editledim yani. Hani çektiğimiz 5-6 senelik görüntüyü. Biz onu o zaman DVD'de yayınladık da biz diyorum ya bazı şeyleri erken yapıyoruz diye. Bizim yayınladıktan sonra DVD falan ortadan kalkmaya başladı. Ve o unutuldu gitti o belgesel. YouTube'da bölük pörçük vardı. Onu alıp böyle bizim kitlemizle, hayranlarımızla bir sinemada izleyip onun üstüne de yeni görüntülerimizi gösterip böyle bir hani konuştuğumuz, eskiyi yad ettiğimiz, parçaların hikayesini anlattığımız etkinlikler yapacağız. Şimdi onları planlıyoruz. Hangi sinema salonunda yapalım, nerede yapalım? Bu çok güzel bir fikirmiş. Yani, bu hakikaten güzel bir olay yani. Zevkli olur, güzel. Çok zevkli olur. Olur yani. Komik de olur, eğlenceli olur, dramatik şey. Görsel yani dijital böyle görsel işler yapan bir ekibin en heyecanlanabileceği ürünlerden biri Manga. Yani ona bir şey üretebilirsin, şöyle bir çizim yapabilirsin, böyle anlatabilirsin. Yani dijital platformu epey heyecanlandıracak da bir tarafı var Manga'nın. Zaten konserlerde de bazen görürüz ya bu şeyi yani. Bir de o zamanlar kayıt aldığımız durumlar böyle bizim ilk çıktığımız turneler. Böyle ilk rock'n'roll zamanlar. Bir sürü görüntü var. Yol hikayeleri var. Bitmek bilmeyen yani. Onlar üstüne tekrar konuşmak şimdiki zamanda daha eğlenceli hale gelebilir yani. O zaman sana şu programı bitirmeden önce yaptığımız
köşelerden aha, bir tanesini paylaşıp hakikaten benim çok eğlendiğim, çünkü çok yaptığım bir şey olduğu için böyle hakikaten keyif alarak yaptığım bir köşe. Bak gene bunu yapıyorum işte, bir cümleyi tamamlayamadan saçma sapan bir takım bağlaçlarla gerçekten keyif aldım. Tam da bunlardan kaynaklı bir köşe. Aslında çünkü, çok iyi yaptığını anladım. Ya ne oldu? Muazzam Levent Tönep'im yapıyor. Ha? Evet. Evet tamam falan diye Gonca. Yani hakikaten. Hakikaten. Ya, hakikaten. Öncala hep böyle. Dur bakayım ne gelecek Gonca. Hayır yani konuşurken arada saçma sapan bir bağlaçlar çıkar. Bir örnekler verirsin çıkar falan. Ama tek başına alındığında onlar işte yazıktır, günahdır. Yani keşke denmesedir o. Teoman falan çok yapar onu. Ben hani küçük gaflar aslında ama ben başka bir cümleyle bağlama olduğu için sana sence bunu kim demiştir köşesiyle duyduğum bazı cümleleri söylemek istiyorum. Mesela emenike ettim seni tebrik ike. Yani konuşurken gerçek mesela mi gerçek. Mustafa Topaloğlu, Erman Toroğlu. Spor spikeri İbrahim diyecektim. İbrahim Tatlıses. Kesin Erman Toroğlu'dur. İbrahim Tatlıses demiş. Kesin emenike, emenike. Çok neden para basıp para ödemiyoruz ki? Hiçbir ülkeye borcumuz kalmazdı. Helin Avşar mı, Aysun Kayacı mı, Hilal Cebeci mi? Haysun. Hakikaten. Elektrik süpürgesi değil mi ya? Dyson Kayacı falan. Kayacı, Aysun Kayacı. Hilal Cebeci demiş. Hilal Cebeci. Ya çok sempatik olmasan seni öyle bir döverim ki. Mehmet Ali Erbil mi, Bartu Küçük Çağlayan mı, Teoman mı? Ya çok Bartu sempatik olmasan seni mi öyle bir döverim ki. Bartu mu demiş acaba? Teoman mı demiş? Evet ya mesela. Ben bunu doğru duvarıma asmak istiyorum. O kadar çok doğru sempatik bilen olmasan ki seni öyle bir döverim ki. Evet. Senin boyun posun kaç yaşında? Müge Anlı mı, Sabah Tümer mi, Esra Erol mu? Müge Anlı. Esra Erol. Abi tutturayım bir tane ya. Popstar popstarlığını yaşayabilen herkes için popstarlıktır. Mustafa Topaloğlu. Al dedi git dedi yaptı var ya onun gibi oldu. Tarkan mı, Ajda Pekkan mı, Abidin Özşahin mi? Bu popstar Abidin olarak bilinen biriymiş. Tarkan. O söylemiş. Popstar Abidin söylemiş bunu. Öyle mi? Popstar, popstarlığını yaşayabilen herkes için popstarlıktır. Bizim okulun güvenlik görevlisi de bir gün Mustafa Üstün daha mı sinirleniyor yoksa Bilal Çatal çekici mi hatırlamıyorum. Şöyle diyor hıp hızlı. İnsansan insanlığını bil, insan değilsen zaten insan değilsin. Mesela bu benim çalışmış hayatımda onu duyduğum en iyi azardır yani. Of yani. İnsansan insanlığını bil, insan değilsen orada bırakıyor hani. Of zaten ya insan değilsin. Hani bu bizim beden öğretmeni hocası şey derdi. Dal köpek. Aa ne o? Sinirliydi hep böyle. Dal mı diyordu? Ha, duruyorduk böyle sonra esas duruşa geçiyorduk yani böyle bir kontrol. Ne dal köpek yapar giderdi. Ay Allah. Maç olunca da basket maçında basket oynadım ben bir süre. Çay elinde daha ilk sayı ya. İlk sayı maçın ilk hücumu maç gitti. Niye öyle? Ankara mı burası? Ankara. Ankara yani işte çok güzel değil mi ya? Ya inan Ankara'nın huzursuzlarını da çok seviyorum Ankara'daki ben. Liselerdeki öğretmenler falan onlar gerçekten Hababam sınıfı işte Rıfat Ilgaz hikayeleri oradaki karakterler çok var Ankara'da yani. Bu bizimkilerdeki karakterler onlar bizim etrafımızda çok vardı yani. Yani çok güzel bir yani böyle evet aksilik mesela bir şeye yeniliyorsa bir Ankaralı bunu böyle hafif sinirli söylüyor ya. Ben çok çok seviyorum Ankaralıların huzursuzluklarını evet, seviyorum evet ya. Yani geri de dönmüyor, geri adım da yok mesela. Tabii, tabii. Anladın mı? Kaybettik. Yok abi kaybettik. Aha maç gitti. Ya nereye gitti? Türkiye'de erkek ses sanatçısı çok fazla. Zaten erkekler şov görlük yapmıyor ki. Wow. Çok iyiymiş ya. Dünyanın sonuna doğdum. Bununla doğdum yani. Ebru Yaşar mı, Petek Dinçöz mü, Yılmaz Morgül mü? Yılmaz Morgül. Üçü bence. Üçü. Ebru Yaşar söylemiş bunu. Ferman çok teşekkür abi, ederiz teşekkür ya. Ederim. Özgür boşluğun her zaman bizimle sağ olacak. Sağ ol Özgür. Çok teşekkür ediyorum ben abi. De. Hakikaten canım, çok güzel çok program oldu yani. Ferman'a alkışlıyoruz. Özgür'e de boşluğuna selam söylüyoruz.